İstediğiniz gibi geçti mi ziyaretiniz? Verimli denebilir, evet. Aralarından birini seçtim. Ne için? Bay Bars onlara dokunma dedi. Canlarını yakma demedi. Kimi almamızı istersiniz? Bambi'yi. Nasıl? Kartal'ın yeğeni. Ceylan gözlüsü. Yazık, çok da tatlı bir şey. O ölürse canları çok yanar. Benim de biraz içim ferahlar. Ne işin var senin burada? İsraf bunlar. Yani bir akşam yemeği için bu kadar masraf. Bu var ya, şeyin resmi gibi. Biliyorsundur. Dünyada 4 milyar ton yemek üretiliyor. Ve bunun sadece 2.7 milyar tonu tüketiliyor. Yani 1.3 milyar ton çöpe gidiyor. Yani? Yani. Yani azıcık gözünüz doysun. Ne istiyorsun Çetin? Hiç. Öyle bir seni görmeye geldim. Dünyayı yok etme planın ne durumda diye soracaktım. Ama anladığım kadarıyla açık büfe senden daha tehlikeli dünya için şu anda. Sen istatistik seviyorsun. O zaman bir ara araştır bakalım, dünyada hastalıktan ölen insanlar mı daha fazla yoksa otomatik silahlardan ölenler mi? Sen iki sebepten aynı anda öleceksin, biliyorsun değil mi Azade? Çünkü hem ruh hastasısın hem de yanlış insanlarla tehlikeli işler yapıyorsun. O yanlış insan dediğim Bay Bars bana bir telefon uzaklığında. Üstelik bildiğim kadarıyla her yerde seni arıyormuş. Çağır gelsin. Benim için fark etmez. Hala seni öldürmeyeceğinden nasıl bu kadar eminsin aklıma almıyor. Allah'ın bir mucizesi diyelim. Neyse. Ben aslında buraya sana geçmiş olsun demeye geldim. Laboratuvar işini mi diyorsun? Duydum. Bay Bars seni serserilerle bir tutmuş. Gururun kırılmıştır. Geçmiş olsun Azade. Mevzuya gelelim. Bizden ne istiyorsunuz? Hiç birlikte çalışmak istiyorum demeyin. Onun için bizi seçmeyeceğinizi anlayacak kadar tanıdık size. Ben de sizi tanıdım. Ben de sizin benimle çalışmayı değil, bizzat beni istediğinizi biliyorum. Önce Nezih, sonra ben, sıradaki de herhalde Korkmaz ya da Can olmalı. Tabii en son da Bay Bars. Yani? Yani bu sefer de benim size reddedemeyeceğiniz bir teklifim var. Sıralamanızda küçük bir değişiklik yapın istiyorum. Benden önce Korkmaz'ı hedef alın. Ben de size para vereyim. Ne oldu? Kim yapmış saldırıyı? Öğrenebildiniz mi? Maalesef Azade Hanım. Yalnız başka birini bulduk. Yani kendi geldi. Kim? İzzet. Sen nerelerdesin ya? Sana silahları teslim ettik, toz olup gitmişsin. Beni o aldı Azade Hanım. Kim? Kartal. Niye? Eski bir mesele. Geçmişteki bir mesele için. Anlat bakalım şu meseleyi sen.
Sonra da o çocukların ellerine çaki ile şekiller yaptı. Kaç sene önce oldu bu olay? Vallahi tam olarak hatırlamıyorum ama çocuktu o zaman Kartal. Ben görünce tanımadım. O beni tanıdı. Vardır yine 20-25 yılı. Yani bir gece Baybars geliyor, şarkıcı bir kadını öldürüyor, Kartal'ın babasının kolunu alıyor, çocuklara eziyet ediyor. Sonra yıllar geçiyor, çocuklardan biri büyüyüp hesap soruyor. Öyle mi? Galiba babasının intikamını alacaktı benden. Çok hoş bir hikaye. Bayıldım. Ben Bambi'yi alalım diyordum ama bak, onu asıl böyle kalbinden vuracak şey babasıymış meğer, gördün mü? Ama şeyi anlamadım ben. Madem intikam almak için kaçırdı seni, o zaman niye öldürmedi? Oğlun için affetti beni. Ha. Yazık. Çok duygusal, iyi kalpli, merhametli. Büyük hata. Seni öldürmeden bırakması çok büyük bir hata olmuş. Aklı olan kendine yapılan bir yanlışı affetmez. Hoş geldiniz. Buyurun. Gerisi yok mu? Ne gerisi? Efe. Vallahi ben bu işi tek başıma da halledebilirim. Siz korkmazsa ne yapmamı istiyorsunuz? Onu söyleyin Azade Hanım. Senin için çok basit bir iş. Nezihe yaptığın gibi Korkmaz'ı biraz zayıf göstermeni istiyorum. Onu böyle gözden düşürecek bir şeyler. Kızı olsa evlenirdim mesela. Bizim evliliğimiz öyle bir şeyin üzerine kurulu değil Azade Hanım. Kızı yok zaten. Ama kızı gibi sevdiği bir arabası var. Baybars'ın hediyesi. Eğer onu alabilirsen... Her türlü hallederiz. Siz hiç merak etmeyin, Canlı'dan haber verin. Her türlü hallederiz. Siz hiç merak etmeyin Kartal Bey. Kartal yola çıktı. Güzel. Son yolculukları bunlar. Madem Baybars bu iki serseriye dokunmama izin vermiyor, o zaman benim işimi Korkmaz yapsın. Can yürüyebiliyor mu? Tabii. İşinin başında. Ona da yazık olacak. Daha çok genç. Bazen üzülüyorum. Ama geçiyor. Alo. Az önce içeri girdiler Azade. Güzel. O halde siz de harekete geçin. Emredersiniz. Nejat. Can oradan sağ çıkmayacak. Eğer Kartal halledemezse... Onun üstüne kalacak şekilde sen halledeceksin. Tamam mı? Buradan geri dönemeyiz. Merak etmeyin Azade. Kameraları kapatacaklardır ama sen yine de doğru zamanı bekle. Sakın görünme. Seni tanımak güzeldi sarı civciv. Ne çabuk. Ben sözümü tutarım. Sevindim. Ben de tutarım. Nakit demiştik değil mi? Aynen.
Arabaya bakmayacak mısınız? He? Sana güveniyorum. Güvenmekte de yanılmamış. Yalnız küçük bir problem çıktı. Ne gibi? Korkmaz'ın kardeşi Can ölmek zorunda kaldı. Olabilir. Eğer sen onu öldürmeseydin o seni öldürecekti. Zaten o ayak iyileşmezdi. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Yok değil. Arkanda hiç iz bırakmadın değil mi? Senin bana çalıştığını kimse görmedi, duymadı, hissetmedi, anlamadı değil mi? Siz kendinizi düşünüyorsunuz. Seni mi düşünecektim? Doğru. Hiç merak etmeyin, tüm kameralar kapalıydı. Güzel. Başka bir şey yoksa? Yok. Gerçekten de tam istediğiniz gibi oldu. Şunu al bir yere sakla. Uygun bir zamanda da Kartal'ın mekanlarından birine bırakırsın. Şimdi sıra Korkmaz'da. Uçağa inmiştir değil mi? Bir saat önce indi. Güzel. Şimdi Korkmaz'ı en iyi şekilde ikna etmeliyim. Görüntüler eline ulaşacak. Canın üstüne bıraktın. Bıraktım. Üstüne bir de not yazsaydın Korkmaz'a diye. Yazdım, merak etme. Güzel. Çok güzel. Başın sağ olsun. Korkmaz.
Aşağıda seni göremeyince belki buraya çıkmışsındır diye düşündüm. Dostlar sağ olsun. Yapabileceğim en ufak bir şey varsa lütfen söyle, olur mu? Nezih'i öldüren adam. Emin misin Azade? Bak bu işte bir terslik var. Kayıtlar Can'ın eşyalarının arasına konmuş. Üzerinde ismim yazılı. Hadi ya. Bak şimdiye kadar emin değildim ama sen bunu söyleyince kesin olarak emin oldum. Demek görüntüleri bırakmışlar ha? Biz yaptık demek için. Nezih'in cesedini de bir halıya sarıp mekanlarımdan birine bırakmışlardı. Biz yaptık demek için. Neden hala yaşıyorlar? Yani aslında ben müdahale edecektim tabii ki ama Bay Bars Bey engel oldu. Onunla ne alakaları var? Bilmiyorum ama ona dokunmamı istemedi. Gerçi ben onu ölmekten beter edecek bir bilgiye ulaştım. Ve galiba bu durumda bunu yapmak en çok senin hakkın. Ne biliyorsan anlat. Tabii ki anlatırım korkmaz. Ama bu iş aceleye gelmez. Sabretmelisin. Azade söyle. Adamlarımdan birini kaçırmış. İntikam için. Silahların çalındığı gece. Niye aldınız beni? Silahlar dediniz verdik. Niye aldınız lan beni? Seninle biraz konuşacağız. Oğlum yok. Oğlum nerede? Baba, babacığım. Oğlum ben... Yıllar evvel bu Kartal adı. Daha çocukken tatsız bir şeyler yaşamış. Ama canı çok yanmış. Hem onun hem babasının. Kaçırdığı adamıma ağlamış. Babam size çok yalvarmıştı demiş. Sen oğlun için ne yapardın diye sormuş. Yani en zayıf noktası babası. Tam tahmin ettiğim gibi. Kartal Korkmaz'ın kardeşini aldı. Korkmaz Kartal'ın babasını aldı. Bayılıyor bu erkeklerin düz mantığına. Yalnız Azade Hanım, son anda birileri gelmiş. Ya biz Efe olduğunu tahmin ediyoruz. Mekanı basmışlar. O yüzden babasının ölüp ölmediğinden tam olarak emin değiliz. Yani Korkmaz sağa sola adam göndermiş ama herhangi bir haber alamamışlar. Allah Allah. Korkmaz'ın mekanını bu kadar çabuk bulup son dakika yetişmek, ha? Benim de bilmediğim bir haber kaynakları var demek. Yardım eden biri mi var diyorsunuz? Muhtemelen. Ama neyse, şimdilik önemli değil. Korkmaz zaten onun peşini bırakmaz. Korkmaz bıraksa Kartal babasının intikamını almak için bırakmaz. Bunlar böyle birbirlerini yer dururlar. Bana da bir daha bulaşmazlar. Hmm.